Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Neotech Glove kurucu ortağı Sercan Morava. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesrin Hanım, merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bu ortamı sağladığınız için. İsmim Sercan Morava. Bilgi Üniversitesi 4 yıllık İngilizce işletme mezunuyum. Satış pazarlama kökenliyim. Alanım zaten satış pazarlama üzerine. Eğitim süresinde İngiltere ve Kanada'da bulunma fırsatı yakaladım. Hem dil eğitimi hem de mesleki anlamda eğitim için. Daha sonrasında hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli holdinglerinden birisinde 5 yıl süreyle yurt dışı satış pazarlama uzmanı olarak görev aldım. Tabii bu bana çok büyük tecrübeler de kattı. Biliyorsunuz o holdingler okul gibiler aynı zamanda. Sadece kendi alanınızda gelişmiyorsunuz, her anlamda size birçok şey katıyor. 5 yıl kadar farklı alanlarda çalışarak holdingin satış pazarlama üzerine ve grup içerisinde de firma değişiklikleri yaparak kendime değer katmış bulundum. Daha sonra bu 5 yıl süre zarfının sonunda da artık kendi mesleğimi yapabileceğime kanaat getirip kendi şirketimi kurdum ve bu şekilde şu anda da ilerlemekteyim. Çok tebrikler. Harika bir eğitim ve mesleki kariyere sahipsiniz. Teşekkür Daha ederim. Nice başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bu sektöre zaten satış pazarlama kökenli olduğum için biz tek kullanımlık ürünler üreten bir firmayız. Aslında ben hem firmamızdan bilgi vereyim hem de sektörü anlatmış olayım böylelikle. Biz cebe cambalaj sanayi olarak yaklaşık 40 yıllık üretim yapan bir firmayız sektörde. Ve çok rekabet yoğun bir sektördeyiz. Ürün gamımızdan da bahsedecek olursam, tek kullanımlık ürünler aslında bu yan masanın torbalarımız var, PE önlüklerimiz var giyilen, PE eldivenlerimiz polietilen diye geçerler. Yine termoplastik elastomer eldivenlerimiz mevcut. Bir de baskılı poşetlerimiz var. Aynı zamanda biz çok uluslu bir global firma olarak da şöyle düşünebilirsiniz, paydaşlarımızla da birlikte üretim yapmaktayız. Medikal sektöründe de aktifiz. Orada da işte bizim galoşlarımız, bonelerimiz, kolluklarımız, çizme galoşlarımız, bu tarz medikal ürünlerimiz var. Tabii bu sektör rekabet yoğun sektör ve aynı zamanda fast moving consumer goods, yani hızlı tüketim ürünleri olarak lanse edilen bir sektör. Bu sektörün zorluklarından birisi de ürünlere kolay ulaşılabiliyor olması ve tek tip ürünlerin olması. Beni bu sektöre çeken de öncelikle kaliteli bir üretim firması Cebeci Ambalaj. 40 yıllık bir firma. 1983 yılında İdris Bey kuruyor. Şimdi ikinci nesil yönetiyor firmayı. Ben de kaliteli ürün üreten bir firma bulduktan sonra buranın pazarlama ve markalaşma faaliyetlerine destek olmak istedim. O alanda bir ortaklık kurduk. Ve Türkiye'de genel olarak şöyle bir eksiklik var. Markalaşma eksikliği var. Maalesef ki iyi ürün üretiyoruz ama bunu markalaştırarak katma değer sağlayamıyoruz. Maalesef. Ben de bunu markalaştırarak kendi firmamızın dinamiklerini sunarak bu alana yönelmiş bulundum. Dolayısıyla ürüne güvendikten sonra zaten geriye kalanı ilerlemiş oluyor. Evet, pandemi sürecinde tek kullanımlık ürünlere olan ilgi çok arttı. Kesinlikle. Bunun hem avantajları hem dezavantajları oldu. Bazı kötü üretimler de oldu. Kesinlikle. Söylediğiniz gibi. Nasılsa tek kullanımlık diye artık böyle kağıt, incecik bir kağıt gibi yapılıyor. Hiçbir işe yaramıyor o da. Kesinlikle. Sektörle alakası olmayan üretici firmalar sırf pastadan pay alabilmek için sektöre girdi. Makineleri aldılar, üretim yapmaya çalıştılar ama ne yaptılar? Bir kere sektörün marka değerini kötülemiş oldular. Maalesef. Ve kaliteyi de düşük göstermiş oldular. Pandemi bitmeye yakında zaten tutunamadılar. Doğru. Yani çok sürdürülebilir olamadılar. Tabii. Bu sefer sektörde çok ikinci el makineler türedi. Çok uyguna satmaya çalıştılar. Ve kar edeceğim derken zarar eden firmalar da oldu. Çünkü kesinlikle. Her sektörde bildiğiniz gibi know-how gerekiyor. Kesinlikle. Bir tecrübe gerekiyor. Ve bu tecrübeyi müşteriye aktarabilmeniz gerekiyor. Yani sadece makine alıp üretim yapmak zaten sürdürülebilir olmadığı için. Evet. Bu da dezavantajı oldu. Avantaj olarak da tabii ki bu ciddi bir hastalıktı, sağlık sorunuydu. Evet. Ama bizim sektörümüzü satış anlamında ve ön plana çıkarma anlamında önemli bir yere getirdi. Evet. Zaten sadece maske olarak bakıldı olay ama
bizim ürünlerimizin genelinde talep patlaması oldu. Bu evet. giyilebilir önlükler olsun, eldivenler olsun, bunların hepsi bir kere sağlığın ne kadar önemli olduğu ön plana çıktığı için çok daha yüksek talepler ve insanlar stoklar yaptılar dünya evet. genelinde. Hı hı. O yüzden dediğim gibi hem İlki avantajı arttı. Oldu evet. hem de dezavantajı olmuş oldu sektöre. Evet. Sizin yurt dışı tecrübeniz ayrı bir vizyon kattı. Bu evet, son evet, derece kesinlikle. Önemli gerçekten. O anlamda da zaten yurt dışında yani dünya insanlarıyla ülkemiz kültürünü karşılaştırma imkanı da buldum. Şimdi ihracat herkesin girmek istediği bir alan ama çok iyi analiz edilmesi gereken bir alan Nesrin Hanım. Çünkü ihracat müşterisi bir kere sadık. Yurt dışı evet. müşterisi sadık. Hı hı. Yani bizim milletimiz gibi uygun fiyat bulduğu zaman hemen değiştirmiyor. Evet. Siz ürünü ve hizmeti kaliteli sunduğunuz zaman o sizi uzun yıllar bırakmıyorlar. Evet. Memnun kalırsa size kesinlikle. Güveniyor. Uzun kesinlikle. Vadeli ilişkiler kesinlikle. Kuruyorsunuz. Burada da zaten kendinize ona iyi yansıtmanız hı hı. çok önemli. Taleplerine hızlı cevap vermeniz ve olaya onların gözünden bakmanız önemli. Yani bir sorun olduğu zaman çünkü üretim yapıyoruz ve tabii ki insan elinden çıkıyor. Ne kadar robotlaştırsak evet. da teknolojiye de önem versek. Bunu müşteriye ilans edip müşteriyi de zarara sokmadan kendi firmanızla gözeterek ilerlemeniz gerekiyor. Yani olay sadece müşteri kazansın diye art niyetli müşteriler de olabiliyor maalesef doğru. ki. Onlar da sadece ürünü alıp sorunsuz bir ürünü iade etmeye çalışıyorlar. Reklamasyon kesmeye çalışıyorlar. Hı-hı. Burada sizin sorunu iyi analiz edip anlamanız gerekiyor ve müşteriyi de mağdur etmeden, firmayı da mağdur etmeden çözüme ulaştırmanız gerekiyor sorunları. Kesinlikle. Geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi hem firma olarak hem kişisel olarak bahsedeyim. Biz firma olarak öncelikle pazar payımızı arttırmayı planlıyoruz. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde bu alanda hala ciddi bir açık var çünkü. Her ne kadar pandemi döneminde patlama da olmuş olsa bu alan hiç bitmeyecek bir sektör. Çünkü insanlar dediğim gibi artık pandemiden sonra bir alışkanlık haline geldi. Kesinlikle. Daha fazla eldiven kullanmaya çalışıyorlar. Mesela bizim bu PE önlük dediğimiz giyilebilir önlüklerimiz önceden yalnızca kafelerde, restoranlarda, pastanelerde, kuaförlerde kullanırken şimdi artık insanlar evine dahi almaya başladılar. Özellikle tulumları da zaten evet. görmüşsünüzdür. Toplu taşımaya binerken bile giyenler oldu. Evet. O yüzden bizim aslında hitap ettiğimiz müşteri kesimi genişlemiş oldu. Evet. Dolayısıyla biz de firma olarak bunu iyi analiz ederek ve her ülkeyi kendi içerisinde, kendi dinamikleriyle belirleyerek ona göre hareket etmeye çalışarak pazar payımızı arttırmak istiyoruz. Ben de zaten şahsi olarak şu anda hedeflediğim iyi bir mertebeye gelmiş oldum. Şu anda iyi bir firmayla birlikte ortak hareket ediyoruz. Tabii bizim bu alanda attığımız adımlardan birisi de paydaşlarımızla hareket etmek. Şimdi arkamızda çok ciddi bir şey var, pazarlama ekibimiz var. Yani 70 kişiden oluşan ve bizim pazar payımızı artırmaya destek olan. Onu da şöyle sağlıyoruz. Şimdi insanlar ne kadar iyi İngilizce bilse de Nesrin Hanım kendi dilinde daha rahat hissediyor kendini. Biz de firma olarak aslında rakiplerimizden bizi ayıran konulardan birisi de her ülkenin müşterisine kendi diliyle hitap eden çalışma arkadaşlarımız var arka planda. Evet. Yani bizi aslında sektörde daha ileriye götüren ve rakiplerimizin de önüne atan konulardan birisi de ülke odaklı ve insan odaklı hareket ediyor olmamız. Bu bağlamda da zaten inovasyona da önem veriyoruz. Hem üretim parkurumuz hem ürün parkurumuz, ürün kalitemiz olarak her geçen gün teknolojiyi takip ederek inovasyonlar yapıyoruz. Bulut sistemine geçmeyi hedefliyoruz. Bu bulut sistemleri de son zamanlarda şöyle ön plana çıkmış oldu. Sizin firmanızın o anki konumunu, durumunu çok iyi analiz etmenizi sağlıyor. Yani tabiri caizse röntgenini çekebiliyorsunuz firmanızın. Bu nasıl oluyor? Aynı şekilde ön muhasebe programında da bulut sisteminden destek alabiliyorsunuz. Stok ve üretim alanında da destek alabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda müşteriye ulaştıktan sonraki iade, reklamasyon ve olumlu feedbackleri de analiz edebileceğiniz şekilde inovasyonlar yapmış oluyorsunuz. Biz de firma olarak şu anda bu yenilikleri yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ne güzel. Ekibinizde yer almak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi ekibimizde öncelikle takım çalışmasına uygun olmanız gerekiyor. Çünkü biz satış pazarlama alanında, şimdi pazarlama dilinde aslında hizmet de bir üründür. Yani bizim ekibimizde olacak arkadaşlarımızın öncelikle müşteri odaklı olarak
takım çalışmasına uygun olması gerekiyor. Daha sonrasında stratejik analiz, yani iyi analiz edebilmesi gerekiyor. Sektörü, pazarı ve markayı iyi müşteriye lanse edebilmesi gerekiyor. Çünkü aslında satış pazarlama uzmanlarımız bizim temsilcilerimiz, firmamızın yüzü. Bir ülkeye gittikleri zaman, yeni bir pazara girdiğimiz zaman müşteri direkt onları görüyor ve firmayı o olarak lanse alıyor. Dolayısıyla bizim ekip arkadaşlarımız da bu bağlamda kendisini iyi ifade edebilen, iletişim becerileri güçlü insanlar olmasına biz özen gösteriyoruz. Çünkü dediğim gibi kendisini iyi ifade edemeyen bir ekip arkadaşı firmanızı da iyi lanse edemez ve sizin firma kültürünüzü yansıtamaz. Biz bu anlamda, çünkü benzer ürünler üretiyoruz sektörde, tek kullanımlık ürünler, aslında çok da farklı yenilikler yapamayacağınız bir tekstil gibi değil, designerla çalışamıyorsunuz. Ama ne yapabiliyoruz? Müşterinin taleplerine göre daha ekolojik ürünler. Şimdi biliyorsunuz bu çevreye duyarlı ürünler çok önemli. Bu ilk tekstilde başladı. Evet. Ve başlamalıydı da zaten. Bu Better Cotton Investigation, BCI almadan büyük markalarla çalışmanın söz konusu değil artık. Ben bu bağlamda çok farklı ülkelerde bulundum. Dediğim gibi o holdingde çalışma vasıtasıyla Bangladeş'te bulundum. Ve emin olun çalışma şartları çok kötü durumdaydı. Şimdi o ülkeler bile tabii gittikçe daha iyi, dikkat kendini ediyorlar, çok iyi geliştiriyorlar. Çevreye duyarlı, çevreye duyarlılar. Yapıyorlar. Aynen öyle. Dolayısıyla bizim de ürettiğimiz ürünler sınırlı olduğu için ve designerlık yapamadığımız için bir marka kültürüyle müşteriyi yakalamaya çalışıyoruz. Kendimizi iyi ifade ederek, bir de çevreye duyarlılığımızla. Çünkü artık sizin medikal ürünler de olsa, tek kullanımlık da olsa müşteriye bir kere mukavemeti yüksek ürünler sağlamanız lazım. Yani bir işe yarayacak bu. Kesinlikle. Yani göstermelik olmayacak. Aynen öyle. Yani şimdi müşteri şöyle de bakıyor bazen, ya distribütörler de şöyle bakabiliyor. Ya fiyat çok uygun olsun diyorlar ama şimdi mukavemet olmadığı zaman, aynen öyle, o eldiveni aldığınızda bir kere yırtıldıktan sonra siz o paketten çok daha hızlı tüketmeye başlıyorsunuz. Bu bir ay içinde bir kişi iki paket tüketirken ve bundan dolayı uygunu aldım zannederken 3-4 pakete çıkıp orta ve uzun vadede daha fazla tüketime sebep oluyor. Biz de firma olarak bir kere farklılaştığımız alanlardan birisi mukavemeti yüksek ürünler üretmeye çalışıyoruz. Hem elastik, hem mukavemeti yüksek, hem de fiyat olarak uygun kalmaya çalışıyoruz. Yani tam zor, rekabetçi. Aynen öyle. Zor bir denklem ama sonuçta elimizden gelen en iyisini yaparak daha da iyi ilerlemeye çalışıyoruz. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok fakat programımızın sonuna geldik. Hı-hı. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. Sonuçta her sektörde dediğim gibi yeniliğe açık olmak gerekiyor ve insan odaklı hareket etmemiz gerekiyor. Ben buradan bütün üreticilere sesleniyorum. Lütfen daha çevreye duyarlı, daha sustainable olarak üretim yapmaya özen göstersinler. Su tüketimini daha az harcasınlar ve kendilerine aferin demeyi öğrensinler. Yani bizim insanımız maalesef ki kendisine aferin demiyor. Öz değer. Öz değer. Şey kesinlikle bu. Siz öncelikle kendinize değer vermeniz gerekir ki değer görmüş olun. O yüzden ben insanlarımıza bir kere kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Her alanda en iyi yatırım kendinize yapılan yatırımdır. O zaten hiçbir zaman kaybedilmez. Kesinlikle. Ekonomik kesinlikle açıdan yapılan yatırımlarda başarısız olabilirsiniz. Hı-hı. Belki para kaybedebilirsiniz. Hı-hı. Ama kendinize yaptığınız yatırım kalıcıdır. Kesinlikle. O yüzden kesinlikle en büyük yatırım. Harika bir mesaj aynen oldu. Öyle. Bugünkü konuğumuz Neotech Glove kurucu ortağı Sercan Moravay'dı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz ve başarılar dileriz. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar sizinle hem tanıştığım için hem de bu imkanı sunduğunuz için sağ olun. Rica ederiz. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.